Evet, selam arkadaşlar. 8 Eylül 2023 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Bugün Global Lab'imiz bayağı ilginç. Ortaya böyle karışık bir sürü şeyden koymuşlar. Bir sürü insanın seveceği şeyler de var. Sevilmeyecek çok fazla şey yok diyemem. Belki unutmuşumdur sabah baktığımdan beri. Bir şey görmemişimdir falan. Onu sizlerle birlikte öğreneceğiz. Ama şöyle bir kötü haberim var. Şu an şans eseri yani Black Desert falan çökmüş durumda. O yüzden Cloudflare'ın yedek sayfasını falan gösteriyor. O da 25 Ağustos'ta olduğu için. Şu an aktif bir şekilde bu sayfaya bakamıyorum. Şükürler olsun sabah kontrol ettiğim için Global Lab'i Google kaydetmiş ama resimler olmayan bir formatta olduğu için. Bir de sabahtan beri herhangi bir değişim olduysa buraya onları bilmeyeceğim. Yani o yüzden çeviri biraz garip gelirse haberiniz olsun, yapacak bir şey yok. Hani ben daha sonra baktım farklı dersin, nedeni bu. Çünkü benim bu şu an gördüğünüz sabah kaydı, bilginize. Resimleri göstermek için şöyle yanda açtım şey, Global'in kendisini. Artık takıldığımız yerlerde oradan bakarız. O yüzden yapacak bir şey yok. Şanslılık, site çökmüş yani. Yapabileceğim net bir şey yok. O yüzden yetiştirmeniz gereken bir YouTube'da var. O yüzden beklemeyiz. O yüzden let's go, daha da uzatmadan. Öncelikle bugünkü açılışımız arkadaşlar Okyanus içeriğiydi. Biliyorsunuz geçen hafta birkaç tane değişiklik başlamışlardı. T1 takas kolaylaştırması, işte bir şeyler basın falan filan. Bunun zaten bir başlangıç olduğu belliydi. İşte gemi filosu falan da gelmişti. O pardon, gemi filosu geçen hafta, ondan önceki hafta galiba takas ağırlığı falandı galiba. Neyse, çok hatırlamıyorum. Çok önemli değil. Hani bu değişimler başlamıştı. Ben demiştim yakında getirirler böyle deniz değişimleri ve bu sadece başlangıç diye. Tuttu. Bu hafta gene bir sürü deniz değişimi arkadaşlar. O yüzden öncelikle şu özet mavi yazıyı okuyalım ve ileride gelecek şeyi görelim. Ondan sonra detaylara geçeceğiz. Detayları bu arada takas çok yapma, hatta hiç yapmadığım için hala oyunda sıfır takası olan nadir eski oyunculardan biri olduğum için hiç bilgim yok. O yüzden takas kısmına lütfen, takası iyi olan arkadaşlar, yanlış yer, ya söylediğim yerler olsa yorumlara düzelsinler beni. Çünkü bilmediğim şeyler. Evet. Bu başlığı çok takmayın o şey. Önceki yamalarda işte bu T1 ticaret eşyalarının kolaylaştırmasından bahsetmiş. Burada çok önemli. Ağırlığın kolaylaştık. Giriş kolay olsun diye. Bir de şöyle bu haftaki değişimde anladığım kadarıyla, pardon, bu da geçen hafta gelmiş değil mi? Yanlış hatırlıyorsam geçen haftalarda da gelmiş bu. Devir bir takas eşya verip direkt yeşil taş var ya bu gemi eşyalarını basmak için, onu alma seçeneği eklemişlerdi galiba bir şeyle. Ha şu Raven Zephyr Exchange Certificate ismini eşyayla galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şu güneşli olan karataş bilmem nesi içinde üretim süresi düşürülmüştü galiba. Düşürülme dese birazdan aşağıda anlatacağımız kısımda onların değişimini görürsünüz. Bir de ekstradan gemi yapmayla ilgilenenler için bu mav şey blueprint neydi ya? Aa, tablo yok, tablo değil. Dur. Vallahi kelimeyi unuttum. Ha, taslak. Taslak. Bu taslakların elde edilme görevleri vesaire vardı. O yüzden bunlar da arkadaşlar kolaylaştırılıyor, bilginize. Artık Light Sail hangi çeviriden oluşmuş bir gemi bilmiyorum ama o 4 güne Frigate, herhalde Fırkateyn mi? Yok, gerçi o Fırkateyn Galyon çevirisi çok karman çorman bir şeyler çevirmenler sağ olsun. Frigate bu herhalde şey olması lazım. Dur. Şöyle yazsam çıkar. Ha, aynen şu. Aynen. Bu biraz daha Eferya Yelkenlisi'nin bir üst versiyonu, tam olmasa da o gemi. O da 5 güne düşürülmüş anladığım kadarıyla. Bir de bu takasla ilgili görevlerin biliyorsunuz Okuyla'dan olması ile ilgili bir şey de mevcuttu. Bayağı uzaktı. Buradaki görevlerinde çok büyük bir miktarı İlyada'sa taşınıyor arkadaşlar. Böylece insan çok daha kısa mesafe kat ederek görevlerini yapabilecekler. İşte Velia'da ister Map'le ister Griffon'la gelebilirler. Ya da Unicorn'la su üstüne koşabilirler, tercihleri onun. Bu yüzden bu takasla ilgili görevlerin hepsi İlyada'sa taşınacak. Daha kolay erişim olsun diye. Deniz canavarları ile ilgili dövüş olan görevler de okuyla gözünden. Onlar da İlyada'sı etrafa taşınacak. Yani gidip de görev alıp İlyada alıp gene okuyla gitsek hiçbir anlamı olmazdı çünkü. O yüzden mantıklı bir değişim. Bir de ekstradan bu git gel işte eşyaları al şuraya bırak tarzı görevlerde biraz daha sabit rotalı olacak şekilde düzenlenmiş tekrardan. Özetle görev yapma kısmı bayağı kolaylaştırılıyor. Takasçılar için hayırlı uğurlu olsun ve yeni
girişecek insanlar için. Belki ileride ben iş. Biraz da kolaylaşma devam ederse belki ben de yaparım. Bahanem kalmaz. Aynı anda yapılabildiği için İlyada Adası'nda işte yeni başlayanlar daha hızlı erişebilecek gemilere ve şeylere demişler. Çok önemli değil. Yani önemli de işte. Raflarda zaten BDO gelen her şeyin bir yerden sonra illa kolaylaştığını biliyorsunuzdur. Benim zaten yamaları izliyorsunuz. O da onlardan biri. Bir de keşif görevlerini yaparken bu takas sırasında. Keşif mi? Okuyorsun mu acaba? Bilmiyorum. Ha, bu görevler kaldırmış. Artık hangi kategori göre bilmiyorum. Bunlar da kaldırmış arkadaşlar. Exploration kategorisinde ne görev var bilmiyorum. Tabii hiç takas yapmadığım için. Evet, şimdi gelelim. Uyduruk mavi yazıları geçelim. Gelelim detaylı, güzel, ötesi, düzgün çevirilere. Bu arada arada bir Black Desert Foundry yan sekmeden biz kontrol edeyim de belki yüklenir. Oradan güncellenen bir şey varsa söylediniz ama şu an çok yük gibi hala. Artık bu Sunset Blackstone, yani bu sarı şey olan, güneşle kutsanmış mı, güneşle yıkanmış mı, onun bir garip bir Türkçe adı var. Bunun yapım süresi arkadaşlar 600'den 200'e düşürülmüş. İşçinin hızı 150 farz edildiğinde 10 dakika sürüyor, yani baya güzel bir süre, baya kısa eskisi göre 3 katı hızlanmış yani özetle aslında. Üretim merkezi de İlya Adası'nda Kirio'nun atölyesinde ve Nampomudul köyündeki gemi atölyeleri kısmında. Bu yama sırasında zaten craftlanırsa de ona göre tamamlanacak şekilde meydana gelecek, bilginize. Verdant Blackstone'da bu yeşil olması lazım. Ha bak, geçen hafta değil, yeni gelmiş. Karganın en yüksek seviye ticari sertifikası diye bir eşya ile takas edebiliyormuş arkadaşlar. Bu eşyada nereden alınıyor peki? Directly forward. Ha, bu pardon, bu sertifika ile uğraşmak yerine direkt T1 takas eşyan direkt yeşil taşa çevirime gelmiş. Düzeltiyorum. Anladım. Okey. Eferya Port'ta Rubinia. Herhalde Ravinia olması lazım. Velia'da Robinia. Yo, bu muydu Ravinia? Bunlar kardeş ya. Çok karışık. Neyse. İlyada'sa Levinia. İşte. Kardeş sorunsalı. Benzer isim sorunsalı. Bunlardan takas yapılırsa arkadaşlar bu yeşil eşyaları, yeşil kara taşları alabilecek misinizdir? Bir de bu yerlerle ilgili açıklamalarda güncellenecek bu yamanın gelişiyle. Taslak görevleri. Filaberto Falas'dan alıyordunuz arkadaşlar Eferya'da. Artık direkt 5x 5x verecek şekilde yapıldığı için günlük bir şekilde. En başta söylediğimiz üzere Frigate 5 gün, diğeri de 4 günde bitecek şekilde ayarlandı. Güzel olmuş. Buradaki külçenin resmi niye böyle bilmiyorum. Sormayın. Onun için günlük okuyla görevleri İlya Adası'na taşındı. Bunları tek tek okumayacağım. Zaten yani farklı değişen bir şey varsa bakabilirsiniz anladığım kadarıyla. 5, 10, 15 dakika işte ödülleri burada yazıyor. T1 eşya ver. T1 eşya verdi işte. Bunlar da hepsi buraya taşınmış anladığım kadarıyla. Bu kısımları hızlı geçiyorum çünkü görev olduğu için zaten bu görevi yapmayan kimse anlamayacak geldikten sonra yeni yerini algılayacağı için. Geçiyorum. Bu 20 takas yapma görevi de İlya'ya gelmiş aynı şekilde, ödülleri de bunlar. Keşif görevleri de. Yani kaldırıldı diyordu ama sanırım geliştirilmiş ya da düzgünleri mi kalmış? Ha, pardon, alınamayacak şekilde güncellenmiş. Tamam, yani yapılamıyor şu kısımlar. Okey. Belirli bir olasılıkla keşif görevi kendi kendine random çıkacakmış galiba. İşte mesela şu görev işte ticaret dinle, bu tamir malzemesi verirken çıkacakmış. İşte şunları verdiğinizde belki bu çıkacakmış. Şu T1 takas yaptığınızda bu olabilecekmiş. 2 de bunlar. 3 de bunlar çıkacakmış. Bunlar galiba random çıkacak görevler olmuş. Herhalde Exploration'da değil, olması lazım diye anlıyorum. Bu görevlerin de çıkma oranları galiba 2 katı artırmış. Bunlar zaten olan görevler galiba. Yani takas yapmadığım için gerçekten bilmiyorum. Kusura bakmayın. BDO'da ne kadar her içeriye girmeye çalışsam da bir takasa giremediğim için takasla ilgili kısımların özellikle çevirisinde anlamından çok zorluyorum. Biliyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sorry. İleride bir gün takasa girdiğinde yeterince kolaylaşırsa belki daha düzgün anlatabilirim. Okay. Bir görev daha kolay yapılabilmesi için Ferrykeeper bu şey olması lazım. Robot sorumlusu mu? Ha, Kurox şeyde ya. Velia'daki Kurox.
Onunla konuşulacakmış. İlyadası'nda günlük eşya teslimatı görevi olmuş. Eskiden okuyluyken galiba. Kuroks'ten bir tane daha İlya görevi eklenmiş galiba. İlyadası'nda da Dario'dan alırsanız onları da işte okuyluya teslim görevi gelmiş galiba, yanlış anlamadıysam. Deniz canavarı, yani Sea Monster Hunting. Deniz canavarı grind'ı. Aşağıdaki şeylerle dövüşürken garip garip durumlarda saçma sapan hareket etmeleri ve herhalde canlarını fullene geri dönmesi olayıydı. En azından öyle anlıyorum açıklamasından. Düzeltilmiş. Bunlar da sanırım denizdeki tüm canavarlar. Pekaru görüyorum. Dokuz diş görüyorum. Kandium var. Driftstalker Türkçesini bilmiyorum. Karapas var. Deniz timsahı var. Genç Hekaru ve bunların hepsinin genç versiyonları falan var. Okey. Margoria hayalet gemisini öldürdüğünüzde de elde edecek şekilde Lost Shell Supply Box eklenmiş. Bu sanırım, pardon, bu elde edilen kutu karaktere bağlanacak şekilde güncellenmiş. Herhalde millet bunu alıp başka karakterine veriyormuş. O karaktere bağlı olacak şekilde ayarlama yapmış. Tabii kutunun kendisi, kutunun içine çıkan değil yani. Kutunun içine çıksa, çıkan da olsa bir tık garip olabilir. Okey, onun dışında okyanusla alakalı değişimler. Tedarik yaptığınızda, tamir yaptığınızda ve işte diğer tüm can doldurma, stamina doldurma işlemleri yaptığınızda geminizde, limanda ne kadar para tutacağı yazacakmış artık. Çok önemli değil zaten, çok ucuz yani. Geminin şöyle bir düğme var, P'ye bastığınızda çıkan. Buraya mouse'u götürüp tıkladığınızda bu gemiyi yükseltmek için şu malzeme gerekli kardeşim diye bir panel eklenmiş. Güzel bir değişim. Zaten bunları yükselttikten galiba gemiye koyuyorduk yani. Depo değil de bu slotlara koyduğunuz öyle kalıyordu galiba. Bir daha envanterize yer kaplamıyor diye hatırlıyorum. Tam emin de değilim tabii. Artık onu yapanlara bırakıyorum sorumluluğu. Düzeltmeyi yorumlarda umarım doğrudur çevirirler. Takas yapmadığım için bilmiyorum. Evet, bahanelere geçtik. Gelelim şimdi düzgün kısımlara. Benim ilgilendiğim kısımlara. Canavarlar. Işık diyarında Songak Shibosu'nda arkadaşlar bazı sorunlar varmış anladığım kadarıyla. Baktığı yön yerine başka yöne bakar gibi yapıp gene de o yöne saldırma sorunu yaratmış. Ben bunu yaşamıştım bir kere ama bug değil, gerçekten bilerek öyle tasarlan sanırım. Tam tersiymiş gerçekten. Olmaması gerektiği halde başka yöne bakıp bizim üzerimize uzun mesafe saldırı yapıyor ve uzun mesafe saldırı dediği tahminimce püskürtme saldırısı olması lazım. Bu da sanırım en yüksek vuran ikinci becerisi olması lazım. Diğeri de dibine direkt tek atan vardı 6. zorlukta. Herhalde olması lazım. İyi olmuş. Bu güzel bir fix. Zaten Songak çok sevilen bir boss değildi. Bazı durumlarda da en dibine girdiğinizdeki saldırıların yönleri anormal çalışıyormuş. Bunu da güzel bir şey. Yani hem en uzakta hem en yakında girdiğinizde sorun yaşamışsınız bu boss'ta. Ah be. Saldırıları yaptıktan sonra, hedef öldükten sonra Songakshi saldırı yapmayıp işte usulsü oturacak şekilde ayarlanmış. Cyclops'lar. Lambalı Cyclops geldi biliyorsun, geçen hafta anlatmıştık. Hatırlarsınız belki onun mekaniğini. Cyclops'u öldürdüğünüzde gargoylar saldırıyordu. Bu gargoyların, pardon, bebek gargoyların saldırı birazcık azaltılmış. Çok sık herhalde spamlıyorlarmış saldırıyı. Herhalde herkes ölüyormuş. Gerçi evet, Kuramar bir yere göstermişti. Harbiden çok deli gibi vuruyorlardı. Çöp eşyasının ikonu güzelleştirilmiş. Padix uzun zamandır kimsenin umursamadığı bir yer olmuştu. Sadece tüccarcıların gittiği bir yerdi. Ondan önce Hypnoz oynuyor ama Hypnoz zaten Captain Siege gelmesiyle öldüğünden beri kimse gitmiyordu. İşte sırf tüccar için gidilen bir yerdi. Sonra bir de burayı hadi bari solo spot yapalım da millet dönsün demişler ama hala yetmiyordu. Hala çok iyi parası yoktu. Şimdi bir de çöp miktarını 2-3'ten 2-4'e yükseltmişler. Bence 3-4 olsa çok daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Onu da bir tık şöyle kapayalım demişler. Artık burası Red Coral Earring atacak. Hani Red Coral Earring'in genel olarak çok piyasası yok doğru hatırlıyorsam. Bir bakayım hem de. Yani hala çok iyi bir piyasası yok. Sürekli düşüş halindeydi bu. Hani pen basıp satacaklar için ben gideceğim de yani yok yani. Komik rakamlar bunlar, 8 milyar falan. Yani millet bunu bir ara down yerine, şafak yerine takıyordu da bilmiyorum artık çok geç. Hani bu bir yıl önce gelse gerçekten güzel bir yama olabilirdi ama şu an yani Red Coral Earring atması gerçekten insan %99.9'unda değil. Evet, onun dışında
Veli iskelesi değişimleri. Belediye çalışıyor arkadaşlar. Igor Bartali abimiz sağ olsun başa geldiğinden beri durmadan çalışıyor ve çalışmaya devam ediyor. Birkaç tane değişim var. Öncelikle şuradaki masa kaldırıyor. Çok güzel. Zaten saçma sapan bir yerde de niye orada masa var? Kimse de açıklayamaz yani. Onun dışında şuraya bir tane merdiven geldi. Bir de şuraya bir tane merdiven geldi. Onun dışında başka bir fark varsa söyleyebilirsiniz. Ben görmedim şahsen. Bilginizde böyle küçük küçük değişimler var. Özetle belediye çalışıyor. Şükür olsun. Başa gelip boş yapanlardan değilmiş. Solo atraksiyon değişimi. Solo atraksiyondaki bu yolun kağıdaki şu puzzle'a yönlendirme. İşte bak bu böyle böyle oluyor karşım şekilde. Açıklama bilgisi eklenmiş. Bağlantı noktası fetiş savaşları değişimi. Bunlar bugünkü yamanın en büyük değişimleri olabilir. Ve çoğu insanın büyük ihtimalle en umursucu değişimler olabilir. Biliyorsunuz geçen hafta bir sürü değişim açıklanmıştı bu Balinus ve şey değişimleriyle arkadaşlar. O yüzden bir saniye. Bu yüzden tabii ki bu değişimler gelmeye devam edecekti. Bunlar devam ediyor. Tabii ki tahmin ettiğiniz üzere. Birkaç tane değişim yapmaya karar almışlar. Bazı geri dönüşler almış insanlardan. O yüzden bunları açıklayacağız şimdi. Bugünkü yamada Node War ve Fetih Savaşı'nın katılımla ilgili bazı değişimler var. Özellikle bu katılımla ilgili bazı işte ön hazırlık aşamasındaki yorgunluk hissini azaltmakla ilgili bir hareket yapılmış. Mantıklı bir değişimler de var. Aşağıda göreceksin. Bu mavi yazı olduğu için hızlı geçiyorum. Onun dışında ileride gelecek değişimler arasında Trina Balta hasar değişimi. Özellikle T10 Doom hasar değişimi. Normal Doom'un herhalde edemezler diye tahminim. Bir de bu canlanma bayrağının can sorunsalı hakkında bazı değişimlere gideceklermiş. Herhalde bazen çok hızlı ölüyor, bazen çok tank falan herhalde. Onu bilmiyorum ne sorun oldu. Ya da artık metaya mı uymuyor bilmiyorum. Bunlara değişim getireceklermiş falan filan. Tamam, ilgilinizi işte yorumunuzu bekliyoruz vesaire vesaire. Geç. Evet, T1'de arkadaşlar biliyorsunuz T1 node diye bir şey geldi geçen hafta ve sadece bildiğin çok basit kurulum yapıp uga buga random hiç önemsenmeden RBF gibi dalım modu sokmuşlar. O yüzden bununla ilgili bazı değişimler var. Çok uzun süre ölüm olmasın diye arkadaşlar. Maksimum ölüm süresi sadece T1 nodlarda 60 saniyeden 30 saniye düşürüldü. Zaten olan oyundaki işte en hızlı canlanma süresi falan filan yok ama minimum canlanma süresi 10 saniye şekilde korunuyor olduğunu unutmayın. Onda bir değişim yok. Bilginize. Trina Knight dediği GM Trina falan mı? Şey mi acaba? Trina nodunun örneği mi herhalde? Ya burada örnek yaparak açıklama sunmuş galiba. Aa dur. Bir dakika. Dur bir dakika bir okuyayım. Burası ilginçmiş lan. Ben burayı geçmiştim sabah. Şimdi ölüm süresi T1 nodlarda 10 saniyemiş ve en fazla maksimum 30 olabilecekmiş. Okey. 2 ve 5. nodlarda bir de fetih savaşlarında minimum 10'muş. Ha maksimum 60. Tamam ya. Kural korunmuş. Onu hatırlatıyor. Hala 60 yani diğerleri. Sadece T1'lerde 30 olduğunu ekstra belirtmiş. Tamam. Ben de dedim onları da mı süre eldediler? Tamam burada diğer detaylar girmiş. Bu kısmı geçiyorum. Trina Nice'de direkt Trina Şövalyeleri işte böyle böyle özet yapıyor. Çekilde düşmüşler galiba. Çok önemli değil. Onun dışında kale tamir eşya. Bu çok güzel bir değişim. Bence bu zaten en başta gelmesi gereken değişimlerden biriydi. Çünkü biliyorsunuz bir sürü karataş versiyonu bilmem ne tamir eşya falan eklendi. Ama bunların iki versiyonu vardı. Millet fethi için birini, bağlantı için birini alıyordu. Bazen bitiyordu, hangisi bittiğini bilmiyor falan. Böyle gidip tek tek onlara uğraşıyordu. Saçmaydı. O yüzden bu eşyalar birleştiriliyor arkadaşlar. Çok mantıklı değişim. Artık tek bir eşyayla hem bağlantı noktası hem de fetih savaşlarındaki tamiri yapabileceğiz. Zaten mantıklı olması gereken en başta buydu bence. Çok güzel bir değişim. Bu aşağıdaki eşya işte şu polystone direkt şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim ha. Şunlar ve türevleri kalkıyor arkadaşlar. Direkt şey versiyonları geliyor. Ha bir de Fine Black Stone Powder da kalkıyor. Ve Stone Imbued with Mystery. Bu da en yüksek level'lı.
Bunlar kalkıyor. Yukarıdaki eşyaların silinmesinden dolayı Heyler deposu bu yama geldi. Bununla ilgili tüm materyali geri iade edecek insanlara. İşte bir tane vardıysa bunun için 10 tane polisto alacaksın. 5 tane transfer ekrası alacaksın. Bunlar onunla kullanılıyordu çünkü. Tamir yaparken artık her türlü bir tane One Piece of Polish Stone kullanacak şekilde güncellenmiş. Tamiri bittiğinde %1 kullanılıyormuş. Tamir yapılıyormuş galiba. Ha, Mystery Stone. Bu yeni ekledikleri taşla aynı tamir olacak şekilde. Yani aslında şu anki en zor yapılan taşı kaldırmışlar. Çünkü çoğu insan uğraşmıyor diye herhalde. En çok yapılması gereken ama en zor yapılan olduğu için kimsenin neredeyse uğraşmadığı en iyi tamir malzemesini şu anki en uyduruk malzeme koyarak çözmüşler sonunda. Yani iyi değişim. Bence mantıklı bu arada. Pek bir eşya birleştiği için de açıklama bilgileri işte falan filan ve karataş tozun gerekliliği vesaire kaldırdı bunları ilgili. Açıklama düzelecek. Güzel olmuş. Yani artık sadece şuna gerek var. Mantıklı. Zaten bence dediğim gibi olması gereken buydu. Sonuçta binek canlandırma fonksiyonu ve iyileştirme fonksiyonu. Bu çok güzel bir değişim. Bence bu da bayağı unutulmuş bir şeydi. Çok saçmaydı. Bağlantı noktası Fetih Savaşı'na atınız öldüğünde canlandırabiliyordunuz tedarik dükkanından. Ama mesela canını az bıraktı düşmanlar ya da öldüremeden siz pulladınız. Ama atı canını dolduramıyordunuz savaşta bir yere kadar. O yüzden bir de onun cooldown olduğu için daha da zor oluyordu. Artık tedarik dükkanından şükürler olsun sonunda aynı ahırmış gibi tamir yapabileceğiz. Güzel bir değişim zaten değil mi? En olması gereken değişimlerden biriydi. Bence bu Nodwar'da, Fetih'te olmaması bile bu kadar 5 yıldır yani üzücü bir şeydi. En azından sonunda gelmiş. Tabii ki depo diyorum. Ahır gibi şey tüketecek, gümüş tüketecek. Çok önemli bence bu. Hani bireysel gümüş yerine klan deposunun, pardon, klan gümüşünü bile tüketebilir. Zaten klan gümüşü işi bir guild'in sorunu yaşadığını sanmıyorum. Yani bayağı fazla para var guild'lerde. O yüzden sanmıyorum çok sorun olacağı ama böyle kardeşler çok önemli değil. Öldüyse de gene eskisi gibi çağırabiliyorsun. Onda bir değişim yok. Onun dışında bu da güzel bir değişim. Çoğu insanın uğraşacağını ya da yapacağını düşünmüyorum ama en azından eğitim vermek isteyen ama işte savaş olmuyor ki eğitelim kardeşim moduna takılanlara güzel bir çözüm olabilir. Artık kuşatmada kullanılan ve bağlantı noktalarında kullanılan aletleri insanlar önceden girip test edip öğrenebileceği şekilde bir pratik geldi. Eskiden sadece top pratiği yapılabiliyordu. İşte topu alıyordunuz, onu işte koyuyordunuz, kuruyordunuz. Guild eğitim topu bilmem nesi diye. Artık balista, alev makinesi, hıvaça ve bunları yükseltilmiş alevi ve yükseltilmiş ok atarı hepsi yükseltilmiş halde de, normal halde de balistayı da hepsini istediğiniz gibi örnek diyorum test edip nasıl çalıştığını, mekaniklerini öğrenebileceksiniz. Fetih Savaşı'na ya da bağlantı noktasına girmen. Bu da çok güzel bir değişim. Özellikle öğrenmemiş insanlar için güzel bir değişim. Black Robman. Bu da güzel bir değişim. Yani iyi yanları da var, kötü yanları da var. Bunu özellikle permalı guildler birbirine yapıyordu. Özellikle hardcore permalı olanlar. Bağlantı noktası savaşı başlamadan önce insanlar birbirini bu Black Robman yani Velia'daki NPC şey var pardon. Oyuncu aratma NPC'si vardı ya ters sırayla söyledim. Ondan aratıp kimin hangi kaleyi bulduğunu çok rahat buluyordu. Hani adamın mesela birinin mesela benim karakterimin adı neymiş abi? Onjapos. Direkt bu nick'i alıyordu abi. Adamın bu savaşa girdiğini biliyordu bu nick'le. Giriyordu. 3 sunucuya da adamını koyuyordu. Kimin hangi kaleye girdiğini direkt %100 öğrenebiliyordu. Hani adamlar son saniye bir anda şey atmadığı sürece. Sunucu atıp öyle bir taktik yapmadığı sürece. Ama artık bu yamanın gelişiyle öyle bir şey olmayacak. 15 dakikaya kadar öncesinde yapılabilecek. Fetih ya da bağlantı nokta savaşları 15 dakikası kaldıktan itibaren araştırma yani bu NPC'ye para verip o karakterin yerini bulma gibi bir işlem yapılamayacak. Bunlar sadece bu arada bağlantı noktası ve fetih savaşlarında olacağını unutmayın. Yani saatlik ve sunucu özel. Yani gidip de Balenos 2'de aratırsınız onunla ilgili bir değişimler yok. Kadre fili. Bu da çok güzel bir değişim. Yani dediğim gibi bugünkü değişimlerin çoğu fetih özellikle yeni başlık insanlar için. Bu özellikle en gıcık şeylerden biriydi. Bununla eski guildler bile kanser olmuştu. Çok iğrenç bir şeydi. Biliyorsunuz Kadriye fili fetih savaşının vazgeçilmez şeyi. Eskiden yani fili olmayan guildler direkt siege'e girmesi ya da Balanos Serendia'da takılsın derdik. O kadar önemliydi. Ya da işte Kadriyası yok normal fili olanlar Balanos Serendia'da takıldı derdik. Çünkü Kadriye fili çok önemli bir savaş eşyası, savaş aracı olduğu için eşya çok garip oldu.
Çok lazımdı. Ama artık yani bu keplerin kalkması, Barilosların kapanmasıyla herkes böyle fisi bile takılabiliyordu. Bunun bir nedeni de kadri fili yapılması bir tık zor olduğu için. Normal fil kolay yapılıyor ama kadri fili yapıyoruz. Bir de becerilerin gelme sorunu vardı. Artık kadri fili yaptınız arkadaşlar. 5 tane becerisi var bu filin ve bunlardan biri bile gelmeyince o fil mesela F fili değil, onu yapamaz işte. Q fili değil, onu yapamaz gibi böyle limitasyonlar falan oluyordu. Bunu da kaldırdılar. Artık kadri fili yaptığınızda 5 becerisi otomatik gelecek ve önceden yapılmış filleri de tabii ki bu. Bu şeylerden yoksun kalmayacak. Önceden yapılmış filleri de direkt bu 5 beceri gelecek şekilde değişim. Bu da çok güzel bir değişim. Yani zaten normal filin dediğim gibi kullanımı olmak için kadri fili kolaylaşması güzel. Ve eşyaların toplu üretimi. Bu da güzel bir değişim. Eskiden bu kadri file eşyaları vesaire diğer klan eşyaları için tek tek craftlamamız gerekiyordu. Artık 50-50-50 şekilde toplu craftlama yapabileceksiniz bu klan eşyalar için. Bu da çok güzel bir değişim. Aşağıdaki eşyaları 50-50 yapabiliyorsunuz. 50-50 yapmak için 10K'ya. Klan eski ay Regent neydi ya? Adı unuttum. Neyse. Üzücü müydü? Neyse çok önemli değil. Bu eşyayı alıp koyacakmışsınız ekstra. Bu kadar basit. O yüzden 50-50-50 yapabileceksiniz. Çok güzel bir değişim. Ha, bu da güzel bir değişim. Özellikle bu gene guild eşyaları yapma ile ilgili. Bazı mühürleri yapmak için özellikle bu en çok gereken mühürlerden biri şu guild seal dediğimiz eşya için. Ekstra anladığım kadarıyla kristal orları kullanabilecek. Eskiden sanırım sadece mat kristal kullanılıyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok emin değilim çünkü ben bu seal'ı hiç yapmadım. Ben daha direkt bu diğer şeyleri falan uğraşmışım. Şu özellikle Restored Kadris Forbidden Book. Çağrı da fil için dönenler hatırlar bu eşyayı. Bunun yapımı kolaylaşmış. Ekstra malzeme eklenmesi bunun yapımı iyice kolaylaşmış diyebiliriz. Güzel bir değişim. Aynen direkt kristal taşı koyuyorsunuz. Cypress log neyse koyuyorsunuz. Direkt üretiyormuşsunuz. Pardon bu başka bir. Bu parşömen pardon. Şey ayrı gelmiş. Seal'a da gelmiş. Parşömen de gelmiş. Parşömen de. Ha, gergedan derisi de kullanacak şekilde gelmiş. Okey, okey, mantıklı. Bu gergedan derisi zaten şeyden Kamasivya'da herkes gergedan pardon Kamasivya, Odraxia'da herkes gergedan kestiği için çok birikiyordu. Mantıklı bir kullanış olmuş. Güzel, güzel bir değişim. Onun dışında kadre fillerinin de güncellenmesiyle bebek bu fillerin de yakalanması şey yapılmış. Aa, direkt Valencia fili aşamasıyla uğraşmadan kadre fili yapabilecek misiniz? Aa, güzel bir değişim. Bu biliyorsunuz, direkt oyundan göstereyim yoksa şey yapamayacağım. Şuradaki Rakşan gözlemevinin buralardaki filleri yakalıyordunuz, yapıyordunuz ya. Artık orada direkt kadre filleri de çıkabilecek. Bu kadre filleriyle de yapabilecek misiniz? Ve Ha pardon. Dur. Pardon. Öncelikle bu değişim şey. Bebek fillerin çıkma süresi 1 saate düşürülmüş. Eskiden 1 saat 30 dakika. Ha, eskiden 1,5 saatte çıkıyormuş. Artık 1 saate düşürmüş. Çok önemli değil zaten kadriye filine geçeceği için herkes. Kadriye fil üretimi formatı değişmiş. Artık de bebek fil artı Valencian Elephant Guild House'a Guild House'da üreten bir eşya ile birleşip pardon bu eski yöntem. Artık de bebek fil artı kadri fili craftlama artık nasıl bir çevirisi olur bilmiyorum. Bununla direkt birleşip çat diye yapabileceksiniz. Güzel bir değişim, mantıklı. Yani bu aşamaları geçmeleri güzel olmuş çünkü bir sürü eski guild insanlar sırf filleri var diye bile giriyordu artık bu işlerle uğraşmak için. Yıl olmuş 2023. Güzel bir değişim. Ben çok mantıklı buluyorum. Bugünkü değişimin çoğu özellikle bağlantı noktası fetih ile ilgili çok güzel. Ve özellikle yeni başlayacaklar için de güzel. Bu yeni formatın şartı da şöyle arkadaşlar. Tarifi şöyle bilginize. Merak eden bakabilir. Okay. Bununla ilgili sorun yaşayacaklar için işte mesela bu yama geldiğinde üretenler olsa onunla ilgili iadeler vesaire yapılacakmış bir şeyler.
Yani bu açıklama aynı. Bu yukarıda anlattığım her şeyin işte tüm becerileri alacak olması işte. Sürecin karışması. Bunların nedenlerini açıklamış bu yazıda geçiyorum. Ha pardon bir dakika bu fil beceri olayı burada. Bir dakika ben yukarıda ne geçtim az önce? Bu ne? Bir dakika bu muydu? Aha. Ha, tamam burada şey yapmış ya. İşte bu tüm süreçleri anlatmış. Bu en aşağıda beceri olayını anlatmış. Tamam çok önemli değil. Sırası karışsa da sonuç aynı. Hiçbir ekstra kaçırdığım bir şey yok arkadaşlar. Her şeyi anlatmışız. Sıkıntımız yok. Merak etmeyin. Tüm 5 beceri geliyor artık. Fillere otomatik. Bu yamadan önce de yaptıysanız da korkmayın. Size de gelecek. Oh sonunda. Biraz daha kolay çevrilen şeyler. Arayüzler. Arayüz menüsüne şöyle bir düğme gelmiş. Bu düğmeye tıkladığınızda Reko chat grubunun penceresi açacakmış. Okey. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Zaten bu şey var. Buraya düğme gelse ne fark edecek ki? Ha spawnlayacak mı acaba kapattıysa yanlışlıkla falan. O mu acaba bilemedim. Bu I'ya bastığınızda envanterin sağ aşağısına çıkan sıralama değişmiş arkadaşlar. Artık direkt en çok kullanılan şey kimya taşı dolduğum için o. Ondan sonra lamba, ondan sonra boyama, sonra totem, sonra production activity olarak değişmiş. Bence bu arada bu production activity'yi en sağ koymak yerine sol koysam. Çünkü gerçekten yani kaç kişi şu totemi kullanıyor ki? Yıl olmuş 2023 abi yani. Okey, bir kısa yola direkt kitaplarınızı açabilecek misin? Kitap görevleri yapanlar için güzel bir değişim gene. Direkt arayüz ayarla düğmesinden ayarlanabilecekmiş düğme. Bu güzel bir değişim. At ve işçi kaydı yapıldığında kaydı satış diyorum. Satış kaydı yapılıktan 15 dakika için iptal edilemeyecek şekilde değişmiş. Bu herhalde tam pazara düşmeni iptal eden ya da işte şey varmış. Ha pardon. Ha, bak bu çok mantıklı. Artık işçi ya da at satışı yaptığınızda satışa koyduktan sonra 10 dakika sonra gözüküyormuş ama iptal etme süresi 15 dakika. Yani ben pazara bir şey koydum. Hemen alınmıyorsa hemen geri çekeyim. At koy geri çek koy geri çek koy geri çek olmasın diye. Yani bir 5 dakikada alan alıyorsa alsın diye bir böyle şey eklemiş. Yani mantıklı. Yani çok aşırı harika bir değişim değil ama bence güzel bir değişim. Yardım düğmesine bir kısa eklenmiş. Peki. Ayarlar ve oyun ayarlarını yönlendirmek demiş. Çok önemli değil. Sezon değişimleri. Biliyorsunuz sezon arkadaşlar 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Yani 2024'e kadar yeni sezon gelmeyeceği için. Önceden mezun eden arkadaşlarla ilgili sorunlar yaşanmıştı. Mezun eden var, yeni karakter açamayan var, yeni sezon ne zaman, ne zaman, ne zaman diye soran bir sürü kişi var. Bunların sorunlarını çözmek için arkadaşlar yeni bir sezon karakteri yaratma eşyası diye bir eşya eklemişler. Bu eşyayı kullandığınızda devam eden sezonda bunu yaratabilecek misiniz? Bu sezon karakteri varsa tabii ki yeni bir sezon karakteri açamayacaksınız. Onunla ilgili bir değişim yok. Ama yeni bir sezon karakteri yaptığınızda ve mezun olduğunuzda o bilet tüketilip kullanılacağı için yeni açamayacaksınız. O yüzden o limite uyduğunuzu unutmayın. Sanırım 5 tane elde edilecekmiş bu sezon karakteri açma hakkından ve düzenli olarak yollanacakmış. Öncekiyle aynı şekilde sezon karakteri birden fazla olamaz burada geçerli. Bununla ilgili duyurular ana sayfalardan GM notlarıyla duyuru yapacak. Büyük ihtimal Kore'deki yama notlarından ya da bir yerden görürüz. A dur hatta Sparrow şu an linki atıyor. Bir bakayım ona hemen. Nice one Sparrow. Hemen bakayım. Aha. Tamam. Ben bunu Season Open 3'e okey. September 13'te geliyor. Yani 13 Eylül'de geliyor Kore'ye. Bununla Kore ile tüm dünya ile aynı anda da yapabilirler. Bize bir hafta sonra da geç geliyor. Biliyorsunuz Kore tüm dünyadaki sunucuların neredeyse bir hafta erken aldığı için her şeyi. Bu bize 13'ünde de gelebilir. Gelmezse en geç 20'sinde geliyor arkadaşlar. Böylece alın size resmi onaylama da gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Oo. Oo. Sezondan dolayı
bu şey bilet verilmesinden dolayı ekstra karakter slotu da eklenecekmiş. Güzel güzel. Okey, bu benim işime gelir. Bu kullanırım. Okey. Sanırım bu şu anki yıl bitene kadar iki kere verecekmiş. Şu an çünkü yılın çoğu bittiği için son 3 ay kaldı, pardon 4 ay kaldığı için iki tane verecekmiş galiba. Yanlış anlamışsın. There's one more season character. Aynen. İki tane vereceklermiş. Yani bu yıl sonuna kadar iki hakkınız var. Ona göre direkt geldiği anda geldiği gün mezun etmeyin. Buradaki sezonla ilgili diğer şeyleri anlatmış. Bunları geçiyorum. Kimkinden zaten farklı olan bir şey göremedim. Ha, 150 FS muhabbeti. Ne olur ne olur. Bunlarla bir değişim yok. Ha? Değişmeye işlemi. Bunun bizleri resmi sunucuya geldi. Ünlem yamadı bir ara anlatırım. Bize bir düzgün çevirisi gelsin. Detayına bakalım. Şu an çok vaktinizi almayayım onun için. Geç. Diğer değişimler. Burada çok önemli bir şey yoksa geçmeyi düşünüyorum. Bir bakayım. Bir daha bir de kitaplar var. Kitapla konuşurken silah tutma sorunu düzeltilmiş. Aker muhafız kal muhafız şeyin orada. Kimler bozukmuş o düzeltilmiş. High Hill Guard postları ismi oradaki tepedeki ağaçların sorunları düzeltilmiş. Eden 81 adresindeki 5 numara odanın kapısı düzeltilmiş. Kur'an Kalesi'nde bazı yerlerde kaşış yırtılamıyormuş. Bir dakika, ney? Kur'an Kalesi diyor, Rutum Kamp diyor. Hangisi lan? Anlamadım, neyse. Belki Rutum kampından Kron'a gidiyordu, ne bileyim ben. Aha. Yerler düzeltilmiş ışık diyarında. Asla bitme ışık diyarı fikseri. Aha. Ha, level 5 NPC ile etkileşim kurulamama sorunu varmış. O düzeltilmiş. Node var NPC'si. Nampo ve Işık Köyü'nde gene bazı kayalar düzeltilmiş. Lyanna'nın torbası Quickshot'ta kaydedilememe bir bug'ı varmış, o düzeltilmiş. Özellikle oyuna geri girildiğinde. Anlamadım. Geç. Arayüz düzeltimi. Yukarı, sol yukarıda bir uyarı varmış. O kapanmıştı. Ha, pop-up'taki bazı şeyler gereksiz fazla paragrafa bölüyormuş. O düzeltilmiş. Kuit Adası'nın orada ve Rosa bilmem ne'nin orada, ha, Rosa Incense Brazier eşyasının oradaki yer düzeltilmiş. Aha, Işık Diyarı'ndaki bir görev fixlenmiş. Secret of Barn Greystep cutscene'i, sinematiği. Diğer maceracının basma olasılığı penceresinin, artı basma penceresini kapatma sorunu düzeltilmiş. Artı Vahfalt penceresine başka bir maceracı odaklan şeyi düzeltilmiş. Beansprout bilgisi neyse onun yazım hatası düzeltilmiş. Balık rehberinde Red Snow Crab eşyası Seafish. Ha, Seafish'ten Crustacean'e değişmiş. Herhalde kabuklular kategori, familyası falan herhalde onunla değişmiş. Kategori değişim yani. Red Snow Crab eşyasının açıklaması göre gerçeğinden yanlış bir şey düzeltmiş. Ha, bottom description. Ha, bu bireysel grind alanı açıklamasının alt kısmının taşması sorunu düzeltilmiş. Bazı şeyler çakışıyormuş, pardon, taşma değil. Bu tarafta biten. O Odraxel ile Asparkan arasında karakter taşıması yapılmış, bu düzeltilmiş. Okey, okey. Aa, resimler gelmiş, güzel. Dur, o sıra Blacklist falan diye bir kontrol edeyim de. Belki açılmıştır site ama. Yok, açılmamış. Neyse. Sınıf değişimleri. Ranger, Tamer ve Musa. Yani okçu, avcı ve Musa. Ah, bu çeviriler. Evet. Festa'da biliyorsunuz arkadaşlar yeni suratlar daha geliyor diye tanıtılmıştır. Ranger, Tamer ve Musa için. Bunlar sonunda getirilmiş. Güzel olmuş bu arada. Ben bayağı beğendim. Beklemimden güzel gelmiş. Warrior falan dediği bu arada yazım hatası. Unutmayın, onu Musa'dan kastediyor. Onun çevirisi bir değişiyor bir değişmiyor. Google Translate'te. Musa'nın böyle olmuş ve baya güzel. Gerçekten ben beğendim. Yok, hala çok yükmüş de bu arada.
Ranger böyle olmuş. Gözleri bir tık fake duruyor ama göğüs harici bence çok iyi olmuş. Tamer da yorumu size bırakıyorum. Evet, Berserker. Bu arada beğendim gene Tamer'ı da, yani yorum sizin. Hani neye benzetirseniz o kısma yorum yapmıyorum. Berserker yani vahşi. Black Spirit Devastation becerisi. PvP açıklaması yazım hatası varmış. Yanlış yazıyormuş, düzeltilmiş. Valkyrie Hastiladun becerisi. Yükseklik farkından dolayı hasar sorunu varmış. Hasar atılamıyormuş. Bu düzeltilmiş. Mantıklı. Hani yüksekte aşağı doğru hasar atılmış. Mantıklı bir değişim. Bu da her çara getirmeli lazım hala. Terra Sancta. Aha, karar versiyonu ama öfke becerisi yani. Olması gerektiğinden daha yakına vuruyor gibi gözüküyormuş animasyon. O düzeltilmiş. Aha, yazım açıklamasında PP'ye hasar azaltma kısmı yanlış gözüküyormuş. O düzeltilmiş. Strong Defense. Bu becerinin açıklamasındaki down atakla ilgili açıklama eksikmiş. O düzeltilmiş. Striker. Triple Flying Kick. Okey. Cooldown olmasına rağmen bu beceri 4'ten aynen 4'ten mutluğa kadar atılabiliyormuş. Bu düzeltilmiş. Corsair. Core Sea Mist. Close Quarter Suppress becerisini Core Sea Mist'ten sonra atıldığında akıcı bir şekilde bağlanmıyormuş son vuruşuyla. O düzeltilmiş. Core Crossmark. Crossmark Core öğrendikten sonra Black Spirit Crossmark atıldığında kitle olduğu halde atılıyormuş. Bu düzeltilmiş. Ninja Blood Thirst Katana Shower 2-4. Oo, bu beceride float 2 kere atılıyormuş. Bu düzeltmiş. Okey, mantıklı bir fix bu arada. Çünkü CC kombosunu bayağı bozar bu. Bir de aynı şekilde Core Bloodthirsty Katana'da da PvP durumunda da 2 kere float atıyormuş. Bu da düzeltilmiş. Güzel, mantıklı bir değişim. Sage. Kombat olmayan durumda sağ kliğe basılı tuttuktan sonra geriye doğru basılırsa anormal bir hareket yapıyormuş. O düzeltilmiş. Kaçırdığım bir şey yok galiba, değil mi? Bakalım resimlerde varsa vardır. Dastlarda falan bir şey var mı? Yok, kaçırdığımız bir şey yok. Galiba tüm çeviriyi Allah sağ olsun Google kaydetmiş bizim için. Sağ ol Google. Sen olmasan şu an yoksa hala Black Panther'ın açılmasını bekliyorduk, o yüzden. Teşekkürler Google. Evet arkadaşlar, bugünkü global lab yamamız bu kadardı. Şimdiden yanlış çeviriler vesaire varsa özür dilerim. Dediğim gibi, takasla ilgili konuların çoğunu bilmiyorum. Fetih Savaşı bağlantı kısmında ekstra uzun tuttuğumu biliyorum ama biraz fazla detaylı anlatılması gereken bir şey olduğu için ekstra vakit harcadım. O yüzden umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden kusura bakmayın hatam olduysa. Ben de insanım sonuçta ve bu iş için de para almadığım için. Yani çok da aşırı şey beklemeyin. Bırakın adamlar düzgün çeviri yapsın, değil mi? Oh wait, şey yapmıyorlar. Çünkü Global Lab Thirst Server aslında Korean Lab Server. Korece yeniyorlar Global Lab yamalarını, değil mi? Yani burada anlaşılması gereken bir nokta var da. Çakar mı İngilizce yama notları yayınlarlar mı bir gün bilmiyorum. Sanmıyorum. Neyse. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videonun açıklaması bana Twitch linkimi oraya unutmayın. Twitch benim ana içerim biliyorsunuz. Ama tabii ki YouTube'a da es geçmeyin. Video like atın, yorum atın, kanala abone olun. Bu tür şeyler yapın, bunlar önemli, kanalın algoritma tarafından iyi görülmesi için şart. Umarım desteklersiniz. Beni desteklemeye devam ettiğiniz sürece burada olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.